anında yapıyor. Hemen kulak verelim, üzerine konuşalım. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yazılı pankartlar asıldı. Futbolcular Atatürk tişörtüyle çıktı ve oradaki on binlerce taraftarımız alkışladı. Ama dün gördük ki daha maça saatler kala büyük bir kriz yaşandı. Bizzat Galatasaray Kulübü'nün genel sekreteriyle an ve an görüştük, bilgi aldık. İlk kriz, İstiklal Marşımızın okunmasından rahatsız olan bir ülke. Diplomasiyle bu sorun çözülmüş. Yazıklar olsun. Bu sorun çözüldükten sonraki, bu sorun demeye utanıyorum buna. Bu mesele çözüldükten sonra ikinci kriz. Futbolcular ısınmaya çıkarken atamızın resmi olan formayla, tişörtle çıkmak istedi. Bunu kabul etmediler. Bunun üzerine iki büyük kulüp direndi. Suudiler direndi. Ve parayı, baskıyı, bu çirkin anlaşmayı iki kulüp bir kenara attı ve biz maça çıkmıyoruz dedi. Ben öncelikle Metin Oktay'ların, Can Bartu'ların forma giydiği bu iki büyük kulübe çok teşekkür ediyorum. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatları, kulüpleri aynen de böyle bir duruş sergiledi. Ve maç oynanmadı. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bir parça edep artık. Bizim dünyada bir maç yapacaksak en son maç yapacağımız ülke Suudi Arabistan olmalı. Daha çok yakın bir tarihte bir gazeteci bizim ülkemizde katledildi. Asit eritildi. Ondan sonra olayın failleri bu ülkeden kaçtı. Bu iktidar bu suçluları yargılayamadı, dosyayı da Suudilere teslim etti. İşte Sayın Yunus Emre o dönem meclis kürsüsünden bu konudaki bu rezaleti Türkiye ile paylaşmıştı, İstanbul milletvekilimiz. Ve buna rağmen, bu rezalete rağmen o Suudi, olayın faili prens bu ülkeye geldi. Kapıda karşılandı, uçağa kadar yolcu edildi. Yine Türkiye'deki milyonlarca yurttaşımız, muhalefet partileri tepki koydu ortaya. Ama hiç bunlardan ders almayan iktidar iki büyük kulübümüzü o ülkeye yolladı. Yazıklar olsun. Türkiye böyle bir yönetimi, böyle bir federasyonu, böyle bir spor bakanını, böyle bir cumhurbaşkanını hak etmiyor arkadaşlar. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı sebep olarak sıcak parayı onlar verdi diyor. Siz para için Cumhuriyet ve Atatürk kelimelerine karşı alerji duyan, her fırsatta ülkesinde Atatürk tişörtünü, Atatürk'le ilgili paylaşımı yapan sanatçıyı, sporcuyu sınır dışı eden bir ülkeye takımlarımızı götürdünüz. Ve milyonlar da dün tepkisini ortaya koydu. Değerli arkadaşlar, maalesef ki her şeye para olarak bakan, para dışındaki tüm değerlerini bir kenara bırakan bir yönetim ve bir cumhurbaşkanı var. Bu cumhurbaşkanı 2011 yılında Hatay'ın 4 ilçesinde bir fabrika açılışında paranın dini, imanı, milleti, vatanı olmaz. Para paradır. Para civa gibidir. Kendisine uygun nereyi bulursa para oraya akar dememiş miydi? Evet, doğru, para bunlara akıyor. Bunlar da parayı gördüğü zaman ışık görmüş tavşana dönüyor. Her şeyi unutuyor. Bayrağı unutuyor, Cumhuriyeti unutuyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü unutuyor. Değerli arkadaşlar, dün Ömer Çelik açıklamasına 85 milyona teşekkür etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı hassasiyet gösterdiği için. Ebe kendini bilmez adam. Bu ülkede 85 milyon zaten atasına sahip çıkar ve hassasiyet gösterir. Sorun sizin hassasiyet göstermemeniz. Sizin kayıtsız kalmanız. Sizin dünkü rezalette söyleyecek hiçbir sözünüzün olmaması. Neredeyse iki takım rehin kalacak duruma gelmişti. Şimdi soruyorum, bu sözleşmeyi nasıl yaptınız? Neyin karşılığında yaptınız? İstiklal Marşı ve Atatürk Cumhuriyet kelimelerinin, resimlerinin, pankartlarının asılmamasını taahhüt ettiniz mi? Ettiniz ki iki kulübümüzü otelden dışarı çıkıp bu şart gerçekleşmediği için maç oynatmadılar. İşte bu yüzden ben başta İstanbul örgütümüze, il başkanımıza, gençlerimize, İstanbul halkına, Türkiye'deki tüm yurttaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Dün binlerce vatandaşımız iki havaalanında takımlarını beklediler. Atatürk'ün çocuklarını beklediler. Cumhuriyeti atasına sahip çıkan iki büyük takımın futbolcularını beklediler. Gerekli duruşu sergilediler. Şimdi biz bir açıklama bekliyoruz. Dün dedik ki o Futbol Federasyonu Başkanı uçak inmeden istifa etmeli. Spor Bakanı istifa etmeli. Yüzü kızarsa da Recep Tayyip Erdoğan çıkıp bunu açıklamalı. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın nedense telefonu çekmiyormuş dün. Ama uzaya gidiyoruz biz. Ama beyefendinin telefonu çekmiyormuş. Çık, anlat. Çık, konuş. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir rezaleti hak etmiyor. Sözleşmenin şartlarını, o gün yaşananları anlat ve Türk milletinden 85 milyondan özür dilerim. Biz Cumhuriyet'in değerlerini, kurucu değerlerimizi, atamızın tişörtünü, resmini, sözlerini her yerde gururla söyleriz. Bundan çekinen, bununla ilgili en küçük herhangi bir ülkeye taviz verenin de karşısında olur, alnını karışlarız. Bundan sonra bunun hesabını gerek mecliste gerek sokaklarda hep beraber soracağız. Bugün saat 15'te Beşiktaş Meydanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, il başkanımız, örgütümüz ve vatandaşlarımız toplanacak. Tüm İstanbul'u davet ediyorum. Tepki vermeye davet ediyorum. O büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tişörtlerini giyerek gelmelerini rica ediyorum. Türk bayraklarıyla gelmelerini rica ediyorum. Gözünü ülkesine, layık cumhuriyete dönmeyip Suudilere inat, onlara taviz verenlere inat meydanı doldurmasını rica ediyorum. Kimse unutmasın, Recep Tayyip Erdoğanlar, spor bakanları gelip geçicidir. Ama Cumhuriyet ilelebet dimdik ayakta kalacaktır. Atatürk ve ilke ve inkılapları dimdik ayakta kalacaktır. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Spordan siyasete, bakanlıklara kadar tüm kurumları ayaklar altına aldınız. Özerk bir kurum olan Futbol Federasyonu'nu kendi müteahhitlerinizle, kendi adamlarınızla görev ve para hale getirdiniz. Nihat Özdemirli'nin, Mehmet Ekşi'nin, Yıldırım Demirören'in ne işi var? Dünyanın büyük ülkelerine bakın, Fransa'ya bakın, Almanya'ya bakın, İspanya'ya bakın. Platini oluyor. Rumunigi oluyor federasyon başkanı. Neden Cüneyt Tatman, Rıza Çalımbay, Aykut Kocaman bu ülkede federasyon başkanı olmuyor? Çünkü onlar federasyon başkanı olsa, spor bakanı olsa, Cumhurbaşkanı Süper Kupa Riyad'da oynanacak dediğinde bir dakika efendi der, İzmir'de, Samsun'da, Ankara'da oynanacaklar. O yüzden federasyondan, spordan, futboldan elini çek Recep Tayyip Erdoğan. İki kulübün de oradan gelecek paraya hiç ihtiyacı yok. Özerk olan Futbol Federasyonu'nu gelin, futbolun kendi evlatlarına, sahiplerine bırakalım. Rıza gelsin, Cüneyt gelsin, Oğuz gelsin, Aykut gelsin. Futbolu bilen, futbolun ruhunu bilen, atasının tişörtünü, sözlerini göğsünde onurla tanıyan futbolcular gelsin diyorum. Bir kez daha ülkemize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bunun hesabını soracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Meclis 10 günlük, 15 günlük bir tatilde, eğer salı günü eğer meclis açık olsaydı AKP grubunun vay hain edecektik. Ama 16'sında açılıyor ocağın. Bilin ki bunu yapanlara meclisi dar edeceğiz. Ama 16'sına kadar da sokakta, meydanda, her yerde toplanıp bunun hesabını soracağız. İlk olarak da 15'te Barbaros'ta buna başlıyoruz. O yüzden bir kez daha ülkeme geçmiş olsun diyorum. Bizi bu duruma getirenleri lanetliyorum. Bunun da takipçisi olacağımızı tüm yurttaşlarımıza söylüyorum.